böyle. Ağlaması çıkıyordu. Günaydın dostlarım. Şu anda yataktan kalktım ve tamam. Saçlarım neden böyle bilmiyorum. Şu anda kafam tamamen dağınıklığın önünde duruyor. Gerçi gözükmüyormuş ama bugün sınav haftamın ilk günü. O yüzden o sınavım için çalışacağız ama bu sınav haftasının diğerlerinden ufacık bir farkı var. Biz bu hafta taşınıyoruz annemlerle. Gerçekten biraz stres olmuş durumdayım. TikTok'ta bir video paylaşmıştım. Böyle TikTok'ta da video paylaşıyorum. Eğer bakmak isterseniz kullanıcı adımı buraya yazacağım. Aycu01 diye. Gelip TikTok'uma bakabilirsiniz. Bazen de günlerimi paylaşıyorum veya başka türlü içerikler paylaşıyorum. Kıyafetimi paylaşıyorum. Bu hafta sizin affınıza sığınarak dağınıklık, pislik görürsünüz. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü taşınıyoruz ve sınav haftam dostlarım. O yüzden siz gelin beraber taşınırken sınav haftası nasıl atlatılırmış, nasıl rutinlerimizde kalırmışız bir bakalım. Benimle beraber taşınma artı vize haftasına hoş geldiniz. Yatağımı yaptım. Dün annemleri görseydiniz salonda ışık bile yok. Sadece televizyon var, televizyon açıp öyle oturuyorlar. Şimdi ne yiyeceğimi hiç bilmiyorum. Canım ne istiyor benim? Canım ne istiyor? Sabah uyanıp soruyorum canım ne istiyor? Bir kere kahve kesin içeceğiz ama öncesinde bir şey yemem lazım. Ekmek kızartıp tereyağı süreyim diyorum. Şuradaki şeyler bile gitti ya. Ben şurasının şey yok. Başka bir tane olur. İş görürüm ben. İş görür artık. Tavama ısıtıyorum. Kahve bardağımı ısıtacağım. Ve de bu çok küçük olduğu için asla bir bardağa yetmiyor. Espresso gibi yapıyorum bunu. Yoğun yapıyorum. Su ekliyorum ve muhtemelen filtre kahve guruları benden nefret edecek bunu dediğim için ama yükselen filtresi nerede bilmiyorum. Kahve makinem hiç haberim yok. Evet dostum yumurtam hazır. Bu arada konmaz ama yumurtamı koyuyorum. Tereyağı süreceğim. Buradaki stepimiz bardağımı ısıtıyorum. Bekletiyorum ısınsın diye. O sırada da tereyağlarımı süreceğim. Çok güzel bir kahvaltı oldu bence bu arada. Hayır, keyifli. Bu arada size yeni ev videolar çekmek için sabırsızlanıyorum. Biz bu evde kirada oturduğumuz için bu eve hiçbir şey yaptırmadık. Tabii ki yani. Şimdi bardağım ısınsın. Bu da presleyene kadar biraz daha ısınsın. Garip bir ses geldi. Biraz yavaş. Şimdi de kahvemi döküyorum. Tam oldu. Bu kadar basit. Ben pres kahvesini tabii ki makine kahvesi kadar çok sevmiyorum ama hiç yoktan iyidir. Kahvaltımız. Tada! Sonra bakın takılarımı koyacak yerim yok. Saatimi koyacak hiç. Bunlara hiçbir şey koyacak yerim olmadığı için böyle duruyor ama burayı biraz toparlayacağım. Kahvaltımı edeceğim sonra bir şeyler izleyip. Dağınık masamlı ben. Evet. Ufacık toparladım dostlarım. Ufacık. Sadece oturup ders çalışabilmek için toparladım gerçekten. Yeter zaten. Dostlarım kahvaltımı ettim. Kahveme devam ediyorum. Kahvaltı tatlısı olarak. Bunu çok seviyorum. Siz seviyor musunuz? Evet dostlarım bir yandan taşındığımız için halı bakıyorum kendi odama. Halı bulmanın bu kadar zor bir şey olduğunu kimse bana söylememişti. Benim odam krem rengi olduğu için bu odamı götürüyorum. Böyle bir şeyden patlatmak istiyorum. Renkli bir halı istiyorum. Böyle renkli desenli bir şey. Gerçi halı bir kere alınacak bir şey değil yani bir daha alırım olmadı. Ama şu an bir halı lazım bana. Halı bakmaktan, balkona bir şeyler bakmaktan derse hala başlayamadım. O yüzden kahvem de bitmiş bulundu ve ben bir tane daha kahve yapacağım. Kameramı ayarladım Palo Alto yakacağım diye. Yakarken gösterdim, her şeyi gösterdim ama çekmemiş. Hatta şu an umarım çekiyordur. Çok seviyorum. Üstümdeki etkisini de çok seviyorum. Rahatlatıyor beni. Dostlarım şimdi benim odamı taşıyacak ustalar geldi. Yarın taşıyacaklarını söylediler. Yapacak bir şey yok. Bütün eşyalarımı boşaltmam gerekli. Kendime şöyle bir yöntem düşündüm. Önce yatağımın altında da kıyafetlerim var benim. Onları mesela onlarla başlayıp işte sonra şu çekmeceli şey yemek istedim. Atılacakları atacağım. Hiç fazla bir şey tutmayacağım. Öğle yemeği menümü size göstermek istiyorum. Burada sulu köfte var. Ben de şöyle göstereyim. Burada. Burada ketçaplı makarna var. Burada da peynirli, kaşarlı, maydanozlu falan bir gözleme var. Şimdi bunları yiyip menajerimi arayacağım. Sonra dersime devam edeceğim. Çünkü çok acıktım. Sana niye böyle bir işe girerken de yalan konuştun? Şu anki durum. Şimdi derse oturdum. Taşınıyor da olsak şu an, ev dağınık da olsa ben bir pilates yapacağım çünkü dağınıklığın içinde, karışıklığın içinde rutinlerimize sahip çıkmak, onlara tutunmak çok önemli bence. Şu anda tabak falan olmadığı için kupada helva yiyorum. Oyun açtım. Oyun oynayacağız. Günaydın dostlarım. Saat 7:30. Benim odamı boşaltmam gerekiyor. Su içme hatırlattı. Söylemek gerekirse biraz stresli uyandım. Çünkü odamı boşaltma yazısı biraz geldi. Ama sorun yok. Halledeceğim. Sadece şu an kafamda odamı boşaltmak yok. Bence o yüzden geldim. Çünkü yarın sınavım var. Cuma'ya ödevim var. Halledeceğiz. Kendime harika bir kahvaltı hazırladım. Bu alanda son kahvaltım olduğu için biraz duygusalım. Yani bu işin duygusal boyutu var. Hazırlanmak, sınav haftasında olmak yanında. Neyse. Şimdi size kahvaltımı göstereyim. Şöyle gözleme ısıttım. Yanına salatalık doğradım. Ve de yanında şöyle benim dergide staj yaptığım ayın kapağında Ahsen Eroğlu olması ve benim hayallerimi bana bu dizinin hatırlatması. Ben bir şey demeyeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Kol sıvam hareketi yapmak istedim. Hepsini boşalttım. Poşetlere koydum. Burada da son zamanlarda çok giydiğim şeyler var. Masanın üstü de gitti sayılır. Şimdi o yüzden valiz hazırlayıp burada yere kurduğum düzen evde menajerimi arayacağım. Hallederiz. Rahat olun. Bunun süngerine bile söktüm dostlarım. Bir tek bunlar kaldı. Burası tamamen boş. Buraların altları tamamen boş. Şöyle gösterebilirim. Kendime şöyle bir valiz hazırladım. Yani burada kalamayacağım için artık bu valizden giyineceğim öbür evde. Dostlarım şimdi duştan çıktım. Odamı görüyorsunuz ki arkada hiçbir şey yok. Masanın üstünde bir kolonyadan başka hiçbir şey yok. Burası bomboş. Her yeri hallettim. Bu arada tipime kusuruna bakmayın. Gerçekten şu anda yani diken üstünde duruyorum. Bay bay oda. Çok duygulanıyorum. Size bir şey söyleyeyim. Ben umarım ağlamam. Bu videoyu siz izlerken biz muhtemelen öbür eve yerleşmiş olacağız. Deminden beri de burnumda bir sümük varmış. Niye hiç söylemiyorsunuz? Yatağa. Biraz Palo Santo yakacağım odamda. Yani ben bu odadaki anılarımı, her şeyi zaten yanımda taşıyorum. Kendimle beraber kalbimde taşıyorum. O yüzden bu odanın burada olması veya burada yaşamak değil olay. Anılarınızı hatırlayabilmek, düşünebilmek, onları hissedecek hislere sahip olma şansına sahip olmak. Kitaplarım falan her şeyim salonda. Makyajımı yaptım. Yeni aldığım rimeli sürdüm ama biraz emin değilim güzel mi değil mi? Şimdi hazırı bekliyorum. Saçımı da düzleştiremedim bu. Merhaba. Azar işe başlıyor pazartesi günü. Öncelikle kontak işi için gerekli sağlıksal raporlar, işte testler, max. Konuşamadım. Siz de geliyorsunuz. Hazar'a bir hayırlı olsun alırız. Hayırlı olsun Hazar. Şık 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 şık. Şimdi Hazar'ın maaş kartını aldık. Aşı kartına benziyor. Hemen otele gidiyoruz. Otelde ne yapacağız? Otelde diplomamın fotokopisini çektireceğiz. Hazar'ın diplomasını hiç video çekmedi. Saçlarıma bakacağım sonra nasıl duruyor diye. Saçlarıma bak ya, düzleştiremedim, hazırlanıyordum ya. Önümde iyice kısa gidiyordu. Abi videodayken hiç değişmiyor mu? Bilmem, değişiyor. Değişmiyor. Oha, bitmiyor. Çok acıydı ama. Ondan tatlı çıkartmasın. Bir tane cappuccino laktozsuz grande. Bir tane latte laktozsuz ekstra şartlı. Şunu da alalım. Brownies istiyorum. Yiyecek brownies. Servis mola paketini arası. Servis. Hem hafızını arttırıyor. Sonra şey. İnsanlar 4K izleyemiyor ki, telefon 4K değil. Şimdi benimki cappuccino, Hazar'da latte aldı ama ekstra bir şat attırdı. Tatlarının da aynı olacağını iddia ediyorum, ekstra şatlı latte'nin. Neden? Sen hiç yanmazsın hiç ama. Yandın mı? Hiç. Bak. Farkında hiç benzemiyor, alakası yok. Hiç alakası yok. Var, içmedin mi? Yandı, çok stres oldu. Sen çok korkuyorsun. İçeceklerim. Abarttın sen. Üstüne süt köpüğü olduğu için. Evet. Bak, yiyecek olarak da tabii şöyle bir ilk lokma hareketi var. Ada, Amerika'da bir ada yani. Biliyorlardır herhalde bizde. YouTube kanalında o Türkiye'de bunu çok özgürlüğüne söylemişti. Aldığım her nefeste burada olsa, cancağızım yanımda olsa. Masa böyle şu anda. Kapatacağımı getirdim sanıyordum ama ıhlamı getirmişim. Bu arada yerlerimiz o gün çok terliklerim. Terliklerim harika zaten. Şimdi dibine kahve koyacağım. Böyle. Masanın bir bacağı kırık ama böyle şeyler olur. Yapacak bir şey yok. Bir sıkıntımız. Benim çok soğuk olması şu an. Sonra... Oh, süper oldu. Anladım. Köşelerin Afrika'dan çıktı. Telefonumu arıyorum. Kendime yemek söyledim. Çok heyecanlıyım. Ekmek yollamışlar. Şu anda mayonezim olmadığı için üzülmüştüm ama Sezar sos yollamışlar. Ötesi bir durum. Dostlarım, inanılmaz ötesi bir şey oldu. Bir şey yani. Hazar bana evlerindeki ısıtıcıyı getirmiş. Ben gerçekten soğukta çalışıyordum. Ve Hazar bana... Yani gerçekten cire kalmamış. Bir de bana kurabiye getirmiş. Şu an Hazar sayesinde yemeğimi yiyebiliyorum rahatça. Dersimi dinleyebiliyorum rahatça, donmadan, üşümeden. Sınavdan geçmemin tek sorumlusu Hazar'dır. Beyaz mı? Mesleki bilgilerle ilk bilimsel olarak da acıdağına... Hazırlandım, çantamı topladım. Çantam aşırı ağır bu arada. Eve gidiyorum. Bu arada makyajım nasıl akmış, gözlerim kaşımakta. Artık yarın sabah tekrar buraya gelip köşemde çalışmaya devam edeceğim. Çantamda ne varsa çarptım onu biraz. Duyduğunuz üzere. Ayağımda terlik var ve dışarıda bayağı bir yağmur yağıyor. Oha, bayağı yağmur yağıyor. Bildiğiniz feci yağmur yağıyor. Sen tipe bak. İnanılmaz komik. Benim yatağım yoktu. Her şeyim böyle olduğu için, bu halde olduğu için. Anneannem bana yatak yapmış. Benim yatağımın parçalarını birleştirip var ve düzensizliğin içinde bir düzen oluşturdum kendime, bakın. Düzensizliğin içinde rutinlerinizi ve düzeninizi bulmak çok çok önemli ve değerli bir şey. Günaydın dostlarım. Saat şu an 9. Benim sınavım 5'te. 8 saatim var sınava kadar. O yüzden burada bir kahvaltı edeceğim. Bu da benim tipim. Şu durumda bile yatağımı yapmam. Şu anda bir elmaya yasladım. Kendime kahvaltı hazırladım. Tabak olmadığı için bir tereyağlı ekmek ve domatesli peynirli bir sandviç. Yanımda kupa taşıyorum ki orada kupadan kahve içmek için, çünkü termos kokusunu hiç sevmiyorum. Şaka gibi ama asansörde kaldım. Gerçekten. Şaka mı bu? O kadar komik çıktım ki asansörden, durun size anlatacağım ama kahve yapmam lazım bir yandan çünkü derse oturmam gerekiyor. Evet. Malzemelerimizi aldık. Şimdi ben kalınca asansörden otomatik olarak direkt güvenliyorum. Ve dedim ki asansörde kaldım. Yardım edin bana. Sonra onlar da dedi ki işte şu blok mu? Ben de dedim evet. Sonra güvenlik geldi. Önce üst katı açtı güvenlik. Çünkü üste doğru çıkarım diye. Sonra ben de dedim ki ben üste doğru çıkamayacağım. Dostlarım bilmiyorum biliyor musunuz ama benim boyum 1.53. Yani oldukça kısayım. O yüzden üste doğru ben iki katın ortasında kaldığım için bildiğiniz şöyle çıkmadan hiç güç alacağım bir yer. Çünkü burada yani böyle de güç alamayacağım için. Dedim ki ben yukarı doğru çıkamam. En iyisi aşağı doğru atlayayım. Yani alt katı açın. Altta da boşluk vardı çünkü. Ben oraya doğru atlayayım dedim. Siz beni tutarsınız. Adam alt katı açtı inip. Sonra açtı. Ben dedim ki ben sizi tutunabilir miyim dedim. Atlayacakken adam beni. Adam da gülüyor, ben de gülüyorum. Bir heyecan yaşadım sabah sabah ama korkmadım hiç nedense. Yani birazcık korktum da çok da korkmadım yani çünkü geliyorlardı yardıma ama çok. French press'imi getirdim. Kupa da getirdim çünkü o termos gibi şeylerle içince benim ağzıma ter... Ay beni görmüyor musunuz? O termos gibi şeylerle içince benim ağzıma termos tadı geliyor ve o tadı hiç sevmiyorum. O yüzden böyle bir çözüm buldum. Dostlarım bir de işin komik tarafı, ben hep merdivenle inip çıkarım. Bir dakika annem arıyor. Ben hep merdivenle inip çıkarım ama burası yüksek, diğer evimizden daha yukarıda olduğu için asansörle çıkmak gerekiyor anca. Ve yani hani bir kere asansöre bindim burada tek başıma neredeyse ilk defa. Ve böyle bir şey oldu. Ya ben korkmam böyle şeylerden pek çünkü güvenliği aradım yani. Geldiler direkt ama yine de çok. Pazara bir kez daha teşekkür ederek şunu yakacağım. Böyle buraya, şuraya Vogue dergilerimi koydum. Buraya palasantamı koydum. Bunlar odama gidecek tabii ama şöyle bir gezdiriyorum. Evet dostlarım, çalışma ortamımı yine kurdum. Dünkü gibi biraz yaklaştım, göremiyorum. Bu da ben. Çalışalım bakalım. Yemeğim geldi. Çok heyecanlıyım. Arby's söyledim. Merhaba, merhaba, çok teşekkür ederim. Evet, kolay gelsin. Sınava 40 dakika kaldı. Saat 4:20 geçiyor. Bir site yapmışlar. Buradan alacağız sınavı. Online ilk sınavım değil. Yani ikinci okulum olduğu için. Yıldız'daki birinci sınıfımın ikinci dönemi de online'dı. Buradaki birinci sınıfımın ikinci dönemi de online. Sınavım bitti. Şu anda yattım. Yani sabahtan beri şurada oturuyorum. Güzel geçti herhalde. Valla bilmiyorum açıkçası. Şimdi de dinleniyorum. Akşam Ikea'ya gideceğiz. Haklıymış kadın. aile nedir? Birkaç eşyamı buraya getirdim. Yüz yıkama jelimi, makyaj malzemelerimi getirdim. Herhalde böyle görürsünüz. Yüzümü yıkayacağım. Bu da öbür çantam. Şu güneş kremim var. Bu gerçekten harika bir güneş kremi. Ben bundan kutu kutu bitirdim. Çok sevdiğim bir güneş kremi. Benim şu köpüren temizleyicisi, şu bir de o güneş kremi. Makyajım böyle oldu. Rimen sürdüm, göz altı kapattım. Dudağımı parlattım. Şimdi haber geldi. Aşağı iniyorum. Ay bozuk olan sansüre bindim. Abla terlik var ama neyse ki arabada olacağız. Umarım bir şey olmaz. Şeye geldik azarla. Aldığımız masayı iade et. Oo, ne kadar kamerana verilecek şekilde de alışveriş yapmamız lazım yetişirse. Bakalım. Birdenbire. Şimdi biz masayı iade ettiğimiz için bize öyle kart verdiler. O masanın ücretini yine de Ikea'da tutmuşum olumlular. Yani hiç iade etmemişiz gibi oldu. Burada harcayacağız. Ne yapalım? Lazımlık iki tane alalım şurada. Karşılıklı yaparız. Günaydın dostlarım. Şimdi uyandım. Şunlardan aldım. Çünkü diğer bütün kahve malzemeleri evde. Bakın bu. İnanmıyorum gerçekten. Çok iyi. Ki böyle aromatik falan bir şey bekliyorsanız öyle değil. Ama sabah kahvesi uyandırır. Kahve keyfini hissettirir, baş ağrınızı önler. Şimdi bana güleceksiniz ama ben böyle çok harika kahve içmediğim zamanlarda da çok mutlu oluyorum. Çünkü biz Hazar'la ne zaman bir yere gitsek orada genelde kahve bulmakta zorlanıyoruz. Ve böyle bir kahve bulunca o kahve çok iyi geliyor. Sanki böyle zarla zorla bulduğum bir kahve. O yüzden keyfini çıkartıyorum. Harika değil ama çok keyifli. Çünkü bulmuşum gibi düşünüyorum. Benim kafamın içindeki böyle düşünceleri size söylemeyi çok seviyorum. Dostlarım tarak yok. O yüzden saçımı böyle ördüm ama olmadı, hiçbir fikrim yok. Ödev yapıyorum. Hazar seçtik size. Ödevime devam etmeye yeni eve geldim. Su getiriyorum yanında. 5 litre suyu getirmek buraya biraz zor oldu açıkçası. Şu anda essay ödevimi yapmaya çalışıyorum. Yine eve gelmek durumunda kaldım yine. Ve muhtemelen bayağı bir sürecek. Evden kaseyle kaşık getirdim. Buna cornflakes yapacağım şu anda. Aa, bal koyabilirim. Bugün hiçbir şey çekemedim. Çünkü sabah ödev teslimimi yapmaya çalışıyordum. Ama şimdi itibaren benimlesiniz. Hazara kalem almaya gidiyoruz iş için. Beraber gidiyoruz şimdi. Hava çok güzel. Çok mutluyum. Mont giymedim. Beni tanıyanlar bilecektir ki ben mont giymeyi hiç sevmem. Şimdi Hazar geldi. Ve dolma kalem arasında kaldık. Gizo'nun lip gloss'u gelecekti. Geldi mi diye bakmaya geldim şu anda ama kolama. Pazarda Fusti ile Sprite karıştırıyor. Karşıyer'da benim hekim, içecek hekim. Hekim değil de işte içtiğim şey normal kola ama öyle buz kolası. Çek bakalım. Buz kovalı kola içiyorum. Hazar'da Sprite'la neyi karıştırıyordu? Limonla ice karıştırıyor. Buna da bakalım. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel ama kola bol buzlu olmak zorunda. Şimdi şöyle. Saçların çok komik olmuş. Şimdi çok bomboş oldu. Neyse ki geçen insanları bir daha görme şansımız olduğu için bu kadar olabilir. Döküyorum şu an. Onların da sürekli böyle. Aaa dişlerim. Ağlamı nasıl çıkıyor? Komik çıkıyor. Bilemem. Kontrollüsü. Ah be. Süre yetmedi. Şu anda makyajımı çıkarttım. Yüzümü yıkıyorum. Makyajımı şununla çıkarttım. Lancome'un bir fasil waterproof rimelim var. O kadar harika çıkarttı ki şoktayım. Gerçekten şoktayım. Şimdi yüzümü kuralıyor. Burada kalacağım. Çünkü başka şansım yok. Geç saate kadar çalışmam gerekecek. 2 tane üst üste sınav olduğu için. Buraya sadece. Makyajım silindi. Cilt bakımımız tamam. Biraz daha ders çalışıp sonra da uyumayı ve yeni evdeki odamdan bir görüşürüz demek istedim. Yavaş yavaş düzenimize oturttuğumuz için ben de YouTube'a dönebiliyorum. Öbür evde artık evden çıkacağımız için son aylarda bayağı bir boşlamıştık evi. O yüzden böyle rahat video çekemiyordum ama haftalık vloglarla geri döndüm. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki yorumlar benim için en değerli şey. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımı, video tarzımı sevdiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.